izleyicilerim, yine müthiş bir dosyayla karşınızdayım. Bugünkü konumuz miras hukuku efendim. Şimdi bize böyle değişik sorular geliyor. Mirasla ilgili çözülmeyen konular var. İşte davalar 20 yıl, 30 yıl sürüyor. Yani daha da uzun sürenler var. Bununla ilgili bir araştırma yaptık. Yani gittik, tapu müdürüyle konuştuk. Tapu müdürü Avrupa'da daha değişik usuller olduğundan bahsetti. Yani biri vefat ettiği zaman hemen yetkililer onun malını paylaştırıp işte ilgililere dağıtıyor gibi. Mal sahibi vefat etmişse mirasçılar da aralarında uzlaşıp paylaşamamışsa işte izahayı şu davası açıp oranın satılmasıyla ilgili veya nakde çevrilmesiyle ilgili veya paylaşımıyla ilgili dava açıyorlar. Bunlar da çok uzun sürüyor davalar. Çünkü neden? Bazen bakıyorsunuz yani mal sahibi vefat etmiş. Efendim mirasçıları çok kalabalık, işte ülkenin dört bir yanına dağılmışlar, bazıları yurt dışına çıkmış. Şimdi bunların bulunması, bir araya getirilmesi, dava edilmesi, dava süreci, yargılamalar, işte istinabı, yargıtayı, satışı, itirazları, kesinleşmesi çok uzun zamanlar alıyor. Bazen de şöyle oluyor, dava konusu mal dava masrafından daha az oluyor. Bu defa da ona kimse cesaret edip dava da açmıyor. Çünkü dava süresi hem uzun hem masraflı. Gerideki miras malı davadaki masraftan daha az o zaman kalıyor. Yine araştırdık efendim bunlar nasıl bir çözüme ulaşır diye. Belediyeye gittik. Yani şimdi bu miraslık mal sahibi vefat etmişse mirasçılar da efendim dava açıp burayı nakde çeviremiyorsa burada bu sefer gayiplik söz konusu oluyor. Ne olacak? Bunun emlak vergileri var. Emlak vergisi almadığınız zaman ne yapıyorsunuz dediğimizde biz bir şey yapmıyoruz. Yani elinde sonunda nasıl olsa bunu bize müracaat edecekler ve emlakı alacağız diyor. Ama konu öyle değil. Yani biraz daha derinlemesine araştırdığımızda Cumhuriyet tarihinden beri emlak vergisi ödemeyen köyler var, mezralar var, yerleşim yerleri var, mülkler var. Yani şimdi sen parayı tahsil edeceksen bunun belirli bir geriye dönüğü zamana kadar mı tahsil edebilirsin, diğerini tahsil edemezsin. Bu bir. İkincisi, şimdi ödenmeyen meblağa yıllık bir yüzde faiz oranı uygulanıyor ki bu enflasyonun çok altında. Bu iki. Üçüncüsü de çok sık zaten bir imar affı veya vergi affı veya ceza affı çıkıyor. Bir de bunlardan kurtulma söz konusu. Yani sonuçta vergisini ödeyen var, ödemeyen var. Yani belediye başkanları da seçilmiş olduğu için hani seçmende kötü olmamak bağlamında vergiyi tahsil etmek için bir cebir zor kullanmıyor veya kanunun kendisine vermiş olduğu yetkiler de kullanmıyor. Yani saldım çayıra, Mevlam kayıra misali. Yani getirenden alıyor, getirmeyenden vergiyi almıyor. Alamam diyor, almak istemiyor diyor. O zaman şöyle bir öneri sunduk efendim. Yani şehir içerisinde veya işte ilçe sınırları içerisinde böyle miraslık durumlar var. Miras sahipleri de bunu dava edemiyor. Siz de verginizi alamıyorsunuz. Yani kayıplık durumu olan birçok gayrimenkuller var. Biri, yani hak sahibinin biri, mirasçının biri size gelse, dilekçe verse, ben istiyorum efendim bizim bu mülkümüz size vergi ödemediğinden dolayı sizin alacağınız var. Biz de talep ediyoruz. Burayı satın efendim. Yani kanunu yetkinizi kullanın, burayı satın desek. Satmaz mısınız diyor. Yine satamayız diyor. Satın efendim. Yani satarsanız bu şahıslar sizden memnun olacak. Hem devlet oradan KDV'sini alacak, damga vergisini alacak, tapu harcını alacak vesaire, tellaliyesini alacak. Yani birçok da gelir elde etmiş olacaksınız. Ve bu insanlar da mutlu olacak. Siz de verginizi almaya devam edeceksiniz. Bundan daha güzel bir konu olabilir mi? Yani böyle bir araştırma yaptık. Bunu belediyeler çözebilir. Yani ben biliyorum
efendim 50 yıl önce işte vefat etmiş mal sahibi, 500'ün üzerinde mirasçısı var. Bölsen orada zaten bir ekmek parası çıkmaz. Kim bunu dava edecek? Dava etmeye de cesaret eden yok. Edemezler. Belediyede 50 yıldır buranın vergisini alamamış. Alması da bu şekliyle mümkün görünmüyor. Sat efendim burayı. Ben rica ediyorum, sat. Yani ben derken hak sahibi rica ediyor, satın orayı. Alacağınız var, alacağınızda mahsul var, burayı satabilirsiniz. Satın. Siz satarsanız o mirasçılar da size teşekkür edecek. Belediye gelir elde edecek. Hazine gelir elde edecek. Tapu gelir elde edecek. Herkes hakkını alacak. Bunu yapın. İyi de bir çözüm yolu. Güzel de bir öneri. Araştırdık bunu efendim.